Arkadaşlar merhabalar. Bugün 18 Temmuz 2023 Salı. Ben Bahattin Çağdaş. Biraz önce işte Facebook sayfasında denk geldim. Şimdi toplum öyle bir hale getirildi ki yani solu da sağa da Atatürkçüsü de dincisi de işte moderni de laiki de yobazı da bilmem yani yobazlık hepsinde var da yobazlık sadece bir tarafa mahsus değil. Öyle bir hale getirdi, öyle bir şizofren hale getirdi ki bu sistem milleti. Bakın Atatürkçü işte dediğiniz bir kadın, okumuş yazmış bir kadın yani. Biraz içkiyi kaçırınca bilinçaltı ortaya çıkıyor, çaresizliği ortaya çıkıyor. Gitmiş bir heykelin yanına, M. Kamal heykelinin, Ataput heykelinin yanına gitmiş. Onunla dertleşmeye çalışıyor. Artık şeyi düşünün arkadaşlar. Çaresizliğin sınırını düşün. Artık duvara çarpmış. Betona çarpmış. Beton Kamal'a çarpmış arkadaşlar. Dönüyor. Betona çarpıp dönüyor. Şu acınacak hale bakın arkadaşlar. Şimdi bakın dinleyelim. Dinleyelim. Kadın sarhoş. Belli. Yani şey yapmış. Az çok okumuş ne derler işte tırnak içinde mürekkep yalamış. Bakın. Vallahi çok mutsuzum ya. Vallahi çok mutsuzum ya diyor. Bir taraftan içmeye devam ediyor. Koluna girmiş heykelin. Kızma hemen. Kızma, hayır. Araplaşıyoruz. Araplaşıyoruz diyor. Kızma atam diyor. İstek üzerine sarhoş yapan Atatürk heykeline akladıl. Heh. Tamam. Başka ülke de istemez bizi. Olmuyor. Doğrul Şey de çok var. yanlış. Bakın Düzel. bileğine şey de yazmış. Kıyamet ke Atatürk Kamal Atatürk şeyi dövmesi yazdırmış. Temiyorum. Bunlar öldü Ulan öldük Atatürkçülükten diyor. Doğru öldünüz. Atatürkçülük. Sen Sarı saçlım. Bu arada arkadaşlar sarı saç mavi göz. Yani bu hep sistem aynıdır. Diktatörlerde diktatör halka benzemez. Mesela Almanya'da Hitler Alman ırkına benzemez. Sarı saçlı mavi gözlü değildir mesela. Aslında Kamal'ı götürüp Almanya'ya götürmeniz gerekiyordu. Oraya diktatör yapmanız gerekiyordu. Ama değil. Mesela Mussolini İtalyan'a benzemez. Tipik İtalyan değildir. Diktatör Mussolini. Burada işte şey yapıyorlar böyle. Durumu ters manyel yapıyorlar. Hitler şeyden gelmedir. Avusturya'dan gelmedir. Ve tipik değildir. Tipik Alman değildir. Mesela azınlık çoğunluğu azınlığa boğdururlar. Mesela Suriye'de Esed ailesi orada dini olarak azınlıktır. Onun gibi. Şimdi devam edelim. Ya bu adamın sarı saçı mavi gözün bizle alakası yok. Yani Hitler'le yer değiştirmesi gerekiyor. Hitler bize daha çok benziyor mesela. Mavi gözlüğün neredesin? Neredesin? Çaresizliğe bak. Gelmeyecek oğlum, gelmeyecek. Öldü. Sen kalk şu %50 yazsın dedim ya. Sen kalk şu 150 yazsın dedim ya. Bunlar yatmıyor. Allah sen kalk bari. Sen kalk. He. Yani sen kalk, diril ama şu %50 de ölsün. Bari ya. Umurunda da değil. Çok sinirlisin. Umrunda da değil. Çok sinirlisin. Evet. Aa. Yazık ya. Şu kadına da yazık yani. Bakın çaresizliğe bakın. Artık betona çarpmış. Duyguları, hayalleri betona çarpmış kadının. Çözüm odaklı insanlar değil. Çözüm odaklı insanlar değiliz biz. Bak. Kafa da çalışıyor bir noktaya kadar. Bak şu anda çözüm odaklı insanlar değiliz. Tamam, o halde durumunu çöz. Psikolojik olarak durumunu çöz. Çaresizliğini çöz. İçine sokulduğun çözmeye çalış. Yok. Yok. Beynin o tarafı yok arkadaşlar. Yani Kemalist sistem o tarafı şey yapmış, dumura uğratmış beynin. Kadın düşünemiyor bile. Bak saçları dökmüş kadıncağız. Değiliz biz. Yol yaptı, köprü yaptı. Şey yapıyor yani mevcut hükümete. Günah değil. Bana da günah Ya. değil mi ya? Tamam valla çok yoruldum. Arkadaşlar atam diyor, vallahi çok yoruldum diyor. Evet, yoruldunuz. Siz de yoruldunuz. Bu sistem sizi böyle bir çıkmaza sokarak
Kemalistleri de yordu, dincileri de yordu, sağcıyı da yordu, solcuyu da yordu. Hepinizi yordu ki kafanızı kaldırıp sisteme karşı çıkmayın diye. Bitirelim şeyi. Evet, ağlıyor orada. Evet arkadaşlar, 18 Temmuz 2023 Salı. Ben Bahattin Çağdaş. Ha, bu arada sormuş tabii bu şu diyalog, şeyle yapılan şu diyalog, heykelle yapılan şu diyalog istenirse 5816 sayılı kanun üzerinden ceza verilebilir mahkemeler tarafından istenirse eğer. Peki.